Evet sevgili izleyenler, Serdivan Gölpark'tan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aslında tribünde yolculuğa başlamadan önce bu kadar güzel bir atmosferde sizlerle birlikte olmak çok güzel. Ve burayı yapanların da eline sağlık diyorum. Gerçekten Sakarya'ya çok güzel bir hizmet vermişler. Serdivan Gölpark, unutmayın, Serdivan Gölpark'a gelirseniz çok güzel bir manzara. Hepinizi bekleriz. Evet, tribünde yolculuğa başlamadan önce konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Aslında ben Raif Ugan'la gündem programına katıldım zannediyorum ama tribünde yolculukmuş, sürpriz oldum. Sezon finalindeydim. Evet, sağ tarafımda konuğumuz sevgili Raif Ugan. Merhaba. Sakarya'nın yakından tanıdığı. Sol tarafımda da Sakaryaspor'un değerli genç yeteneklerimizden Abdülkadir Akyıldız bizlerle beraber olacak. Sakaryaspor'u eline boyuna biraz tartışmak istiyoruz. Biraz Sakaryaspor'u bu hattede gündeme getirmek istiyoruz. Çünkü yeni bir yönetim var. Yeni bir kadro oluşumu var. Yeni bir teknik heyet var. Onların hepsini değerlendireceğiz. Öncelikle ben İstanbul'dan buraya kadar yorduğumuz sevgili Raif Ugan'a sözü bırakmak istiyorum. Evet Raif'ciğim, Sakaryaspor bu dönemlerde nasıl olmalı? Şimdi aslına bakarsan iki uçlu yanıt veremeseyken bir soru. Bir taraftan çok böyle iyimser bir tablo çizip hep ama yaptığımız gibi işte aslan gençler, size güveniyoruz. Siz yaparsınız bu iş kavramı gibi. Bu sene benim yapmayacağım, yapmayı düşünmediğim bir tarz. Ya da elimizde bir kadro var. Bu kadronun gücü, kapasitesi belli. Herkes dikkatli olmalı. Bütün kamuoyu da dikkatli olmalı. Bizim ne yap, ne edip görünmeme ki devre arasına kadar... Ama şöyle bir şey ben izledim şimdi. Sözünü kesin burada da. Yani Sakaryaspor'da evet, yani ara sıra yapıyorum bunu. Hep Erdal sen sözümü kesiyorsun diyorlar. Dakika vermiyorsun falan da. Bunu genelde Hüseyin Cumalı yapıyor. Şimdi Sakaryaspor'da bir yeni yönetim var. Aslına bakarsanız isimler çok güçlü isimler. Düştüğümüz ligde 3. lig. Türkiye Futbol Federasyonu 3. ligle mücadele edeceğiz bu dönem ama her şeyin sonu değil bence yani. Neticede Sakaryasporluyuz. Sence bu yeni yönetim Sakaryaspor'a hani böyle bazen taze kan geldi işte şu oldu bu oldu diyebilir miyiz? Ben bunu söylediklerim yönetim anlamda söylemiyorum. Yönetim iyi bir yönetim tabii ki. Sakarya'yı kucaklayacak, ciddiyet görecek, ciddiyet verecek bir yönetim. Yani örneğin en basitinden bugün sevgili Kadir'i konuk etmek için teknik direktöründen yönetimine kadar birçok isimden izin alıp yani bu programı yaptık. Yönetim var dediler. Çok önemli bir gelişmedir aslında. Sonuçta bir kurumsallık var. Ki Selahattin Başkan benim belediye döneminde de birlikte çalıştığım başkan yardımcılığından. Eskiye de öyle yandım. Ve dolayısıyla şey bir isim yani iyi bir isim. Kulübü iyi yönetebilecek bir isim. Yönetimindeki işte Muzaffer Güneş'i, ne bileyim Metin Dilim'i, şu an bir çırpıda aklıma gelen birçok isim var. Zekeriya yani. Kestane. Tanınan bilinen isimler var. Orası da değil. Ben yani söylediklerim yönetimden ayrı ya da Sakaryaspor'la genç kardeşlerime hedef alan sözler değil. Sadece bir realite üzerine konuşuyorum. Şu konuda aldanmamamız gerekiyor. Bulunduğumuz grup yani 3. lig bence 2. ligden ki Abdülkadir daha da bilir. Daha iyi. Kıran kırana geçecek. Daha zor bir lig. Yani bir kere bu kavramı ve ben şunu söylüyorum. Bu takımın ayakta kalabilmesi için transferin devre arasında mutlaka açılması gerekiyor ki 3. liglere de yazık günah. Yani bütün yükü onlardan beklemek doğru değil. Çünkü geçen seneki 2. ligde mücadele eden Sakaryaspor'dan 4-5 futbolcu yok ki ilk 11'de oynayan futbolcular bunlar. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Dolayısıyla da her şey işte biz bu gençlere güveniyoruz. Siz aslansınız, kaptansınız, siz yaparsınız demek onlara da haksızlık olur. Yani bu anlamda sorum, çok fazla bir sorumluluk yüklenmiş gibi söylüyorsun. Yani bu şey meselesi yani şimdi düşün geçen seneki ilk 11'den 5 futbolcu ya da 6 futbolcu yok baktığın zaman. Ya kim yaş hattına takıldı, kim zorunlu olarak. Moral kesin. Vereceğiz, güç vereceğiz, onların yanında olacağız, eleştirirken dikkatli olacağız. Bunun suçlusu onlar değil. Bu konuda en fikrim de sadece ben devre arasında yapılabilecek transferin alınacak belli işte 3-4 futbolcunun onların da kapasitesini artıracağını. Şimdi şöyle konuşun ama 3-4 futbolcu alınacak falan derken devre arasında. Şimdi Sakaryaspor transferi açacakmış gibi. Açmak zorunda açacak. Yani o şekilde konuştuğun için söylüyorum da ben de şöyle bir görüşümü bildireyim. Yani Sakaryaspor Kulüp Başkanı sevgili Selahattin Aydın'ın da geçenlerde takip ettiğim kadarıyla biz transferi açmak için söz vermedik ama transferi açmaya çalışıyoruz. Doğru. Yani lafım zaten muvaffakatname üzerinden gittiklerini. Abi ben ne yapacaklarını ama ben zannetmiyorum yani. Ben çok net bir ifade ediyorum. Bu transferin açılması şart. Bu kadar ama bu Abdülkadir'le konuşalım istersen. Yani bu biraz reklam filmi gibi oldu. Yetim şart falan. Yetim şart. Evet. Doğru. Sevgili izleyenler, sol tarafımda hemen Abdülkadir var. Abdülkadir'i ben size kısaca tanıtayım. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye TFF 1. Liginden beri tanıyorum. Zannedersem 5 maç, 2 maçta görev aldı. 3 maçta kadroya girdi. Evet. Türkiye Futbol TFF 2. Lig'de de zannedersem hemen hemen büyük bir bölümde oynadın ve 6 golün var değil mi? Evet. 6 tane gol attın. Bu sene de kadroda da değişik
lig, yani gençlerden, Abdülkadir'in dönemindeki arkadaşlardan bahsediyorum. Zannedersen hemen hemen. Evet, yani, düşünmek yani. Genç bir yıldızımız yani, bence de Sakaryalı yıldızlarımızdan bir tanesi. Ümit ederim ki istediği yere, istediği başarıya ulaşır. Abdülkadir, sen ne düşünüyorsun? Yani bir topuk yaylası var, birkaç tane hazırlık maçlarınız var. Sakaryaspor'dan galiba evet, beraber bir tane maçta. Ne düşünüyorsun mesela, ne olabilir? Sakaryaspor hak ettiği yeri bulur mu? Ya inşallah hak ettiğimiz yeri buluruz da çalışmalarımız gerçekten iyi gidiyor. Topuk yaylasında iyi bir dönem geçirdik. Tabii tam olarak kendimiz %100 hazır değiliz. Daha önümüzde bir kamp dönemi daha var. Bolu'ya gideceğiz. Daha iyi hazırlanmaya çalışacağız. Bugünkü hazırlık maçında da hazırlık maçı adı üstünde. Hazır olmadığımız her dışarıdan belli oluyordu zaten. Ama yine hazırlanmaya çalışıyorsunuz. Eksikleri kapatmaya çalışıyorsunuz. Bir nevi sonuçlara çok bir önemi yok da sizin kendi eksiklerinizi görmek, işte hatlar arasında kopukluk varsa bunlar anlamında önemli diye düşünüyorum. Yani sen nasıl görüyorsun? Çünkü en iyi... Hazırlık maçları zaten büyük ölçüde öyle oluyor Raif abi. Eksiklerimizi görmek açısından yani bayağı bir eksiğimiz var. Çünkü daha tam %100 hazır olmadığımız için. Bir ay gibi de bir zaman var. Evet, bir ay gibi bir zamanımız var. İyi bir şekilde hazırlanıp lige hazır bir şekilde çıkmayı düşünüyoruz. Peki sen kendini nasıl görüyorsun? Yani mesela ben senin özelliklerini çok beğeniyorum. İyi de bir forvetsin. Ama tam olarak daha sen de hazır değilsin doğal evet, olarak. Evet, yani ben senden açıkçası çok yüzüm burada diye söylemiyorum. Senden, Doğan Seçkin'den forvet olarak yani golcü olarak çok ümitliyim. Yani Abdülkadir'in geçen dönemlerde maçlarını seyrettim ben. Birebir deplasmanda da maçlarını seyrettim. Hatta gollerinin bir bölümünde yok ama yani. İyi yani. Abdülkadir'in hızlı, yani. Sürükleyici, topla beraber iyi hareket edebilen, manevra kabiliyeti yüksek olan. Sen nasıl görüyorsun kendini bu anlamda? Ya abi... Şimdi biz seni abartmadık da, sen bunları yapmıyor musun yoksa? Ya bunları yapıyoruz tabii, yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışıyoruz da. Yani daha şu an tam olarak bir şey söyleyemeyiz. Çünkü hazır değiliz erken. Ama tabii geçen seneye bakılırsa... Geçen sene 6 gol attım, 28 maç oynadım. Tabii bu sene ne olur ne biter. Dediğinde yani gibi 5-6... Zaman... Futbolcu ayrıldı, abilerimiz ayrıldı. Peki bu şey nasıl? Yani mesela ben buna da karşıyım. Şimdi var olan bir kadro var, evet. Gençlerden kurulu. Hep biz uzunca bir süredir transfer yasağı olduğu için bu yükü biraz da bu futbolcuların üzerine atıyoruz yani hepimiz. Yani işte tamam aslansınız, kaplansınız. Şimdi sen bana 100 kere aslansın, kaplansın, acayipsin, acayip falan desen de yani bu halimle sahaya çıkıp oynayabileceğim belli bir güç var. Tabii siz farklı futbolcularsınız ama bu yükü de hep böyle sizin omzunuza atmak. Bu nasıl bir psikoloji yaratıyor sizde? Üzerimizde baskı yaratıyor açıkçası. Baskı yaratıyor, genç olduğumuz için çok etkileniyoruz. 20 yaşında bir futbolcu, yani, 20 yaş çok yani genç. Şu anda yani. Geçen seneden 5-6 tane abimiz ayrıldı. Şu anda en büyük abilerden birisi benim yani. Bu yük kolay değil yani. 20 yaşında yani. Bir de Sakaryaspor'da bu yükü çekmeye çalışıyoruz. Yani kolay olmayacak. Yani biz gencecik umutları, genç insanlara bu kadar büyük umutlar bağladık ama bizim umutlarımızı boşa çıkamayacaklarına ben inanıyorum. Ya öyle de bak bu da bir şu var ama bak şimdi ben şuna da inanıyorum. Bak bak. Ama hamasi derken bak şu çok güzel bir şey ama. Yani şimdi Hakan var, Hakan Çalışkan var değil mi? Hakan Toker var, Muammer Başala var, ismi aklıma geldi, Cihan var, Çağrı var. Sen varsın eski dönemden. Hüseyin zaten yeni genç bir arkadaşımız kalede. Yabancılık çekmeyeceklerine inanıyorum çünkü tamam. Çoğu maçlarda beraberdiniz yani. Tamam. Bu kadar oynadınız yani. Bana bir itirazım yok. 18'den A2'den beri ama beraberdik. Burada yani. Da bir şey var yani. Yani ben onların daha farklı, bu dönem daha farklı kaynaşıklarına inanıyorum yani çünkü Selçuk Göztepe var bir de değil mi? Evet. Futbol kaynaşmayla oynanmıyor ama yani futbol dediğin sol bekinden sağ bekine, liberosundan oynayacağın sisteme kadar elindeki hamurla alakalı bir şey. Şimdi senin sol bekinden bak sağ bekinden çık. Hangi taktik oynayacaksın? Açıklarda kim oynatacaksın? Neye göre yapacaksın? Şimdi yani, Raif abi açıklarda neye göre yapacaksın derken Abdülkadir forvet. İyi bir forvet. Doğan Seçkin var. Yanılmıyorsam. Yanılmıyorsam düzeltin. Şimdi iki. Devam et. Hakan var. Hakan'ı bilmiyorum stopere mi alacak yine ya. Aynı şekilde ama bir de şu var. Ben şunu diyorum. Moral motivasyon olmazsa futbolcunun en büyük değeri bence moral abi. Maça çıkmadan önce moral. Onu kendinde hissedecek. Peki, şimdi bir güven... Bankasya'da biz bu morali vermedik mi? Morali vermedik mi derken biz Bankasya'da çok kötü bir durumda değil ki. Denizli Spor'la aramızda 4 puan, 3 puan var. Sonra 4 puan. Küme düştün. Sen her maçta gidiyorsun. Niye düşecek? Of çok farklı bir şey. Niye farklı? Ya hiç Bankasya'da kaç tane yönetim değiştirdik? Tamam, kayyum değiştirdik. Sonuçta neye kaç tane hoca değiştirdik? Sonuçta neye dayanıyor? Sen bunları yaşadın. Sonuçta neye dönüyor? Transferi aşamamana dayanıyor. Transferi aşamıyoruz işte. Yok böyle bir şey yani. Bir imkanımız yok ki. Sen kendi üstüne düşen sorumluluğu yapmadan. Ya ben bu sene bunu yapmayacağım. Kimse kusura bakmasın. Yani kendi adıma işte aslansınız, kaplansınız. Ya benim futbolcu da değil derdim. Ya bu
transferi devre arasında açmak zorundayız. Yani transferi açalım demiyoruz da zorundayız diyoruz. Zorundayız yani. Peki maddi güç, belli kaynaklar. Yapacak yani o şeyi mı? Ayağa kaldıracaksın gerekirse. Bu yönetimin bence en önemli avantajlarından birisi de şu. Hepsi güçlü isim, onda şüphe yok. Hayır, o anlamda değil. Yani bir ciddiyet anlamında kulüpte, bir yönetim anlamında bir ciddiyet var. Yani Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, valisinden, ki bayram sonrası bir takım kuruluşlarla görüşecek, şampiyon işte, sponsorluk anlaşmaları. Yani bu şehir 1,5-2 milyonluk rakamı toplayıp bir transfer açamıyorsa zaten, biz bırak hiç konuşmayalım sakın. Evet. Hiç konuşmayalım derken biz bunu 4-5 programdır konuşuyoruz. Yaklaşık 3 yıldan beri de bunları konuşuyoruz. Ama böyle bir yönetim gelmedi. Böyle bir yönetim gelmedi. O zaman şimdi biz mektup yazıyoruz. Yani hani bazen okuyorum Raif Ugan'dan mektup falan, öyle bir köşe yazısı gibi bir şey oldu yani seninki. Şimdi bu insanlar ben transferi açmayacağım diyor. Geçen demek, takip ediyorum. Bak bir saniye oraya geleceğim işte. Yani beklersen sen bugün çok sabırsızsın ya. Yani. Çok böyle şey. Ya tribünde yolculuktayız, rahat ol, beni de getirdin mesela. Rahat ben, evet ben de ben konuk olarak gelmiştim ama dediler tribünde yolculuk, aa dedim eyvallah. Öyle gelmedim, bırak şimdi. Eyvallah sizin yani. Eyvallah, yani. Eyvallah Raif Ugan gene bizi. Tam görmedim tribünde yolculuk diye. Valla bir saat önce baktığımda tribünde yolculuk niye böyle yazdın? Abi program senin dedim, eyvallah. Eyvallah dedim ben abi, ne diyeyim yani. Bir saatle 10 dakika arasında fazla bir şey yok benim için. Senin için bilmiyorum. Pardon, doğru. Yani şimdi bu insanlar geldi dedi ki, yani bu yönetim geldi dedi, biz transferi açmak için söz vermiyoruz. Ama çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Belirli bir muvaffakatnamelerin çözümüne, peşine gelebilirsek yapacağız. Kamera öncesi ve kamera arkası diye bir bölümü hakikaten varmış yani. Abi, buna inanıyorum yani. Kamera öncesi çekimler var mı abi? Raif Ugan'a bir gösterelim. Yani ama benim almak istediğim de biliyor musun abi? Transfer hani çıkıp da ben transfer açacağım. İyi vaatlerde bulunup da bu yönetim gelmedi. Ben sana onu anlatmaya çalışıyorum. Belki bir algılama sorunu yaşıyorum burada ama. Şey söylüyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Şaka bir telefon. Polyanacılık yapmıyorum. Bak onu da söyleyeyim ya. Çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Ben Sakaryaspor'da çok beğendiğim oyuncular var. Abdülkadir bunların arasında. Ben gelecek yıldızlardan bir tanesi Abdülkadir bence. Kim var? İşte Özgür Ketikli bunların arasında, Hakan Çalışkan bunların arasında 4 tane 5 tane futbolcuyu sayıyoruz. Şu yanılgıya düşmeyin ama Bank Asya'dan itibaren bu takımın oynadığı hep bu gençlerle oynadık. Evet. Yani Bank Asya'dan beri Özgür'dü, Hakan'dı, bilmiyorum sen Bank Asya'da vardın zaman zaman oynadık ama. Özgür de çok zaman oynamadı ya Bank Asya'da. Özgür oynadı ya. Çok, Özgür oynadı. İlk 11'de oynadı. Muammer Çalışkan bunların hepsi. Ya say demeyiz. Muammer Başalı. Başalı. Çalışkan nereden çıktı Muammer abi? Hakan'a git bak. Hakan'a. Çok çalışkan çocuktu ya. Sakaryaspor'un ilk 11'de oynayan adamlardı. Şimdi bak gel matematik yapalım seninle. Şimdi geçen sene 11'inden başlayalım. Ne yapıyoruz? Kaptan Levent 1. Harun da koy. İlk 11'in 2. Devam ediyorum. Kim gitti? Onur Demir. Onur Demir 3. Devam et. Berat gitti. Berat gitti. Berat abi bir şey diyor. Yavaş yani. Adamı gönderme. Selim'i koy. Oynuyordu ilk 11'de. 4. Yani kim var başka? Kerem. Aklıma gelen kim? Kerem. Kerem'e de koy. Kerem görüşmelere de gelmiyor. Oynamak istemiyormuş. Böyle misyonum doldurdu diyor. Ona da saygı duyuyorum çünkü. Bir türlü bir okuyunmaya bulamadan. 6 tane, 7 tane futbolcudan bahsediyorsunuz arkadaşlar. Yani. Yemin kalıyor. 7 futbolcu. Hemen 7 futbolcu. Geçen sene. Bu geçen sene buranın da inanılmaz manzaralar var. İnsanlar fotoğraf falan çektiriyor da öyle bir anda şey oldum. Ya bizim kameraman da bu manzara karşısında kafayı yedi. Alt taraf duruyor, üst taraf sağlam. Yani bir çay da bize gönderin, biz de içelim ya çay. Gelmedi bize. Burada şey o teknik masa çay içer bize göndermezler abi. Bugün de şey ya. Ama çay yollamıyoruz. Çay servisi gelmiyor. Yani sözüm onu anlattım. 7 tane oyuncudan mahrum bir Sakaryaspor'dan bahsediyorsun. Geçen sene biz çok ciddi problemler çektik bu kadroyla bile yani baktığı zaman. Ve dolayısıyla ama yani şimdi şey bana amasi geliyor. Aslanım gençlerim biz bu işi bayram çok çok şu tehlikenin herkes farkına varacak. Yani çok tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Hep söylüyoruz abi, biz de inkar etmiyoruz ki. Ya söylüyorsun ya da söylemiyorsun. Kimse polyancılık oynamayacak. Az önce ben dedim ben polyancılık oynamadım. Benim bana söylemediğine ben eminim hayır. Yani. Yani ben bu gençlere güveniyorum. Şudur budur. Abi, ben, hayır. Gençlere güveniyorum. Evet bak ben bunun arkasındayım. Ben bu gençlere güveniyorum yani, abi. Bence geleceğin yıldızlarından bir tanesiyle beraberiz şu an. Bak. Ama bir de şunu şöyle anlatayım bak. Ben birkaç tane maçlarını izledim. Mesela şeyde Turgutlu maçını izledim. Kahramanmaraş'a gittik. Kahramanmaraş maçını izledim. 1-0'da 1-1 oldu. O maçı izledim. Kahramanmaraş ki şu anda yanılmıyorsam Bank Asya'da. Hani Türkiye 1. Futbol Ligi'nde. Bu gençler oynadılar orada abi. Yani, müthiş mücadele verdiler yani. Çok müthiş mücadele verdiler. Sözlerimden Sakaryaspor'un genç oyuncuları kötüdür, yeteneksizdir, vasıfsızdır anlamı çıkarmıyorum. Ben de şunu demek istiyorum. Yani keşke maddi sorunlar belki bir şekilde aşılır. Evet.
moral motivasyonları yerine gelir. Futbolcu yönetimin bak mesela bu yönetimin ben o yüzden biraz daha şeyim mesela yani. Para problemi çekmezler. Heyecanlı. Atacakları imza anlamında yani. Çünkü Sakaryaspor sporculara da yani şimdi bu kameraman bizden para alıyor. Ne bileyim teknik ekip bizden para alıyor. Ne bileyim ben sesçi bizden para alıyor. Spotçu bizden para alıyor. Görüntü yönetmeni bizden para alıyor. İdame ettiriyor. Şimdi sen adama dersen ki yok kardeşim sen aslanımsın, bizi seviyorsun, bunu bedava yaptırsan ne kadar yapar bu adam? Ama herhalde öyle dedin ki senin görüntünü karartılı çıkarttı. Rejiden bana işaret yapar, geliyor yani. Bir kere yapar yani değil mi? Bu işte böyledir. Futbolcu ekmeğini bu işten kazanır. Peki ben şimdi Abdülkadir'e birkaç şöyle bir soru sorayım. Yani spontane değil de böyle sohbet ediyoruz seninle şimdi Abdülkadir. Spontane yani direkt böyle hazır böyle yani aklıma ne geliyorsa onu sormak istemiyorum. Yani şimdi Sakaryasporlu futbolcu yani çok zor şartlarda biliyorsun bir sürü kavim geldi. Teknik ekip, işte, yönetim değişti. Yani şimdi neticede futbolcu ama bunlar da insan. Şimdi Sakaryasporlu o dönemler futbol oynamak nasıldı sence? Ya hiç kolay olmadı abi. Çünkü biz testte elektriklerin gittiğini bile biliyoruz yani. Evet, siz de biliyorsunuz bunu. Biliyoruz. O günden de hatta ödediler mi, ödemediler mi? Ödediler 40.000 TL civarında bir bayağı şey. Yani. Bayağı bir zorluk çektik yani, zaman. Zorluk çektik yani. Birkaç gün duş alamadık, idmana çıkamadık sıcak su yok diye. Yani bu zorlukları biz çektik yani. Ama yine de çıkıp sahada yani futbolunuzu oynadınız, mücadelenizi yani, verdiniz yani. Sakaryaspor alması için elimizden geleni yaptık yani. Ya bence işte Arma'nın değerini bilecek abi futbolcu. Arma'nın değerini bilecek de bak şurada bir yanılgı gelişiyor. Sen de yani, şimdi biz bu akşam şey olduk. Sen muhalefet kısmından ben. Ben bir futbolcunun Sakaryaspor'u dışarıdaki bir taraftar ya da benim kadar derken örnek olarak veririm. Sevmek zorunlu olduğuna inanmıyorum. Niye inanmıyorum biliyor musun? Şundan dolayı. Sakaryaspor amatör kümede oynayan bir futbol takımı değil, profesyonel bir futbol takımı. Sakaryaspor bence marka. Türk futbolunda bir marka. Yani. İnsanlar futbolu niye oynarlar? Geçim kaynağı olarak olur. Yoksa liseler arası futbol maçlarına müsabak edersin. Şeyle oynatamazsın yani insanı işte. Biz şöyleyiz, bir böyle şey olmaz bu iş. Tamam biz de söyledik zaten. Biz ne gidenlere karşıyız, ne kalanlara karşıyız. Benim iddia ettiğim bir şey de var. Tamam çok güzel bak aslan gibi Sakaryaspor'un altyapısından oradan buradan gelen oyuncular. Sakaryaspor kültürünü biliyorlar. Sakaryaspor ne olduğunu biliyorlar. Ama tüm bu sorumlulukların yanında sen bu adamları böyle bir sürü sorunla yaşatırsan parasından puluna kadar. Ya abiciğim hepimiz insanız. Evimize ekmek götüreceğiz. İşte çoluğuna çocuğuna nafaka edeceğiz. Ya da kendi hayatını idame ettiğin. İşte aynı noktaya geldik bu, abi yönetim. Paradır yani. Aynı noktaya geldik. Sen yani. Ne düşünüyorsun bu kadar ya, her sorundan önce bir kere her Sakarya çocuğunun, Sakarya'da şu anda futbol oynayan arkadaşlarımın, kardeşlerimin yüreğinde Sakaryaspor sevdası olduğu için inan kalıyorlar yani. Evet. Başka aynen bir şey öyle. Değil yani. Yani. Sen diyorsun işte yani. Parasını vermiyor, o olmuyor, bu olmuyor. Yani ya bunlar abi, bizim için bir bahane değil. İnan Sakaryaspor sevgisi olmasa yani. Ama şimdi şöyle yani. Düşün. Benim hep savunan bir şey. Bak mesela çok güzel bir nesil geliyor sizin gibi. Altyapıdan gelen 4-5 tane futbolcu değil mi? Baktığı zaman. Şimdi Sakaryasporluk bilinci nedir biliyorlar. Bu formanın ne olduğunu biliyorlar. Sen bu adamlara bir de parasal maddi sorunlarla uğraştırmazsan, vecibelerini yerine getirirsen ne olur bu adamdan daha fazla verim alırsın. Doğal budur. Yani insan niye futbol oynuyor? Sağlıklı yaşam için oynamıyor değil mi? Evine geçirmek için. Ya profesyoneller neticede mesleğini o seçmiş. Şimdi Abdülkadir profesyonel bir topçu, futbolcu. Topçu demeyeyim yani. Hadi profesyonel bir topçu. Profesyonelin gerini yapmak ister. Bugün Abdülkadir'i yani, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş istiyorsa. Yani emin olun bir kemetler TLM'le açıp resim çekiyor. Bugün hakikaten inanılmaz şeyler abi, yaşıyor. Abi bu manzaraya bakar mısın yani? Şu i̇nanılmaz manzarada neler olmaz. Ya. Gerçekten inanılmaz güzel bir manzara. Hakikaten öyle. Yani demem mi o ki yani şunu lütfen yapmayalım. Yani herkese hak ettiği omuzlarına kadar sorumluluk verin. Biz bunu yapmadık. Hep böyle yıllardır gençler. Mesela ben şu elektrik işini anlamıyorum yani. Her yönetim geliyor. Şimdi herkes sedaşa sallıyor. Bugün de ben şey oldum ha. Kötü polis oldum senin dediğin gibi. Yok önemli değil. Polyanacı benim bu sene. Hadi ben olayım polyanacı. Sedaş, vay Sedaş. Niye? Ödemediler borçlarını abi. Şimdi abi adamla geçen... Ama bu yönetimleri, geçmiş yönetimleri o ona bırakmış, ona bırakmış ya. Sedaş geliyor. Süre gelen bir borç var. Abi diyor 300 milyar elektrik borcunuz oldu X bir yönetimde. Tamam yönetim diyor ki ya tamam abi işte biz önceki yönetimde... Taksitlendirelim. Ne yapıyorsun? 6 taksi yapıyorsun, 7 taksi yapıyorsun. 3 lira ödüyorum, 5 lira ödüyorum. Hop öbür yönetim gitti. Geliyor abi ne yapalım taksitlendirelim. Tamam o gitti. Abi ne yapalım taksitlendirelim. Kredi kartı borcunu ödemeyen şey gibi böyle bir taksit ödeniyor ondan sonra kadar gidiyor borç yine artıyor sonra sedef. Niye sedef çekiliyorsun arkadaş? Artık her başarıya taksit mi bakacağız biz onun demek ama yani düşün ki Sakaryaspor'un elektrikleri kesilmiş, stadın elektrikleri kesilmiş, çimleri sulayamadık ya bir ara. Yani, i̇şte bak ben de diyorum ki futbolcunun bunun moral motivasyonu da burada öne geçiyor işte. Geçmez yani. Olur mu işte şimdi? Bu yani yönetim, adam duş yapamamış maça yönetim, gidecek. Bu yönetimin güzel bir tarafı onu söylüyorum her zaman yani çok önemli isimlerle sarılmış en azından işte kaç liraya taban fiyatlar belirlemişler. Futbolcu bu sene en azından şunu
hiçbir düşünmeyecek. Bu çok önemli bir şeydir. İşte ben ne kadar para alacağım, ne zaman alacağım, ne olacak, ne bitecek, bunları düşünmeyecek. Yani bunu yapacak bu yönetim. Bununla ilgili bir kuşkum yok. Bu da önemli bir şeydir. Aslında ben birinin hakkını yememek için de burada kendisine teşekkür edeyim. Metin Doğrucan'a da çok teşekkür ederim. Gerçekten zor bir dönemde geldi. Sakaryaspor o zaman biliyorsun yönetim bile kuramıyordu yani. Başkan bile bulamıyordu. Ona da bu arada kendisine teşekkür ederim. Sakaryaspor'u en azından bir yönetime sürükledi yani. Başkan da zor bir zamanda projeleri var. Sakaryaspor'u devraldı. Evet. Doğru şunu Metin'in yaptı. De hakkını yememek yönetim lazım yani buradan. Gerçekten vedalaştı. Aday olmama çok tabii yani bir şeydi. Bence doğru bence o dönemde yönetime tekrar mecbur geldi yani. Doğru değildi. Kendisi de söylemişti adam zaten aday değilim. Bazen gereksiz yani polemikler yaşandı. Keşke onlar olmasaydı. Yok ben Metin'i Metin'le ilgili konuşmuyorum. Yok Metin'e tanıyorum. Yok şu açıdan söylüyorum. Metin'i tanıyorum. Gerçekten Sakaryaspor için gece gündüz özveri veren bir Sakaryaspor taraftarı ve bir Sakaryaspor kulüp başkanı olarak kendisine yaptıkları için burada teşekkür ediyorum. Burada da Metin'le ilgili bir konu. Yani o kadar dengeler bozulmuş ki yıllar. Evet. Şimdi taraftar tribünde kendi olan yeri almalı. Yönetim yönetimde olan yeri almalı. Futbolcu bu saç ayağı gibi. Ama şimdi o kadar böyle ilgisizlik oldu ki taraftar da mecburen bir şekilde aslında ilgi alanı olmaması gereken yönetim konusuna girmek zorunda kaldı. Niye girdin diyemezsin. Şartlar onu getirdi. Ya ben dedim ya sana az önce. Gençlerden umutlu musun? Evet arkadaş. Ben Sakaryaspor'u futbolcularından umutluyum. Neden umutluyum? Hepsi bir arada oynadılar. Hepsi Sakaryalı. En azından Sakaryaspor armasının ne olduğunu biliyor. Bak ben söylemedim. Abdülkadir söyledi bunu. Abdülkadir'i de başarılı buluyorum. Niçin başarılı buluyorum? Birkaç tane maçını izledim. Bankasya'da iki maçını izledim. TFF 2'de yine maçlarını izledim. 6 tane de golü var. Futbolcuyum diyor ben yani. Bizim gençlerimiz futbolcuyum diyor. Doğru. Kahramanmaraş'ta izledim. 1-0 mağlupsun. 1-1 yaptılar. Hırs var. Ben de diyorum ki şimdi şu benim sana teminden beri anlatmak istediğim bu aslında sevgili Raif Ugan. Diyorum ki 2 yıl önce neredeydik? Bankasya'daydık. Kim oynuyordu Sakaryaspor'da? Nasıl Sakaryaspor'da? Kim oynuyordu? Oynayanlar kimdi? Bir İlkay oynuyordu. Onur oynuyordu. Berat Çetin oynuyordu. Zafer oynuyordu. Bizim neredeydik? Kaptan oynuyor. Şimdi 3. ligdeyiz. Demek ki bir tek gençlerle meşlerle bu iş olmuyormuş. Ya gençlerle meşlerle. Sen şimdi öyle bir geldin ki ters anlamda hani şeyin al mevsiminin bakış açısını anladım. Değiştir. Hani bakış açımı değiştiriyorum. Kameramını görüyorum abi. Gördüm. Seni anladım. Gençler bak çok önemli. Çok yetenekli. Önemli. Vermezsen olmaz ki. Vermekten öte, sen doğru düzgün güçlü bir kadro yapmazsan o gençlere de bunun zararı olur. Peki ben şöyle bir şey söyleyeceğim. 1-2-3. dönem değil mi bu sene Sakaryaspor'da futbolun? Evet. Altyapı haricinde. Altyapı haricinde yok forvet. Profesyonel olarak diyorum. Bak bu adam inanılmaz bir forvet. Şunu söyleyeceğim. Kimse orta sahanı sağlam yaptığın zaman inanılmaz bir orta sahanı o zaman. Abdülkadir ve bak. Bu adamın meziyetleri daha çıkmaz mı? Söylüyorum yani. Abdülkadir benim ve diğer arkadaşları gibi. Yani. Bak pişti adamlar yani. Abdülkadir ve diğer arkadaşları gibi pişti yani. Artık diyor ki ben sahada ilk çıktığımda şimdi ilk sana şans verildiğinde şimdiki zaman arasında süreç arasında nasıl bir fark var? Bu sene abi gibi çıkıyorum yani. Evet. Geçen sene daha farklıydı. Geçen sene ondan önceki sene nasıldın? Ondan önce daha farklıydı. Yani bir forma giyebilmek yani için kendini göstermek maça yani, çıkıyordum. Bak abi bu da var yani. Doğru, tecrübe de kazandılar. Onu söyle. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum yani. Benim anlatmaya çalıştım şu özellikle ısrarla. Ben de bu akşam anlamam bu duygusu var galiba. Bu yönetim ne yapıp ne edip transferi açmalı bir. Transferi açmalı. Peki sence açacaklar mı? Hadi güzel bir soru. Açamazlarsa vay halimiz. Para yok diyor. Muvaffakatnameyle açacağız diyor. O da başarılı bir yöntem olmadı ki bu zamana kadar. Ya hayır canım. Muvaffakatname dediğinde belli bir süre veriyorlar. Bir kere bak şunu da anlamıyorum şimdi. Ben bu futbolcuları da anlamıyorum. Yani. Evet arkadaşlar ya ben bu güzel manzarada çok böyle keyifli bir manzarada keyifli bir çay içmek istiyorum. Mümkünse sevgili reji yönetmenimiz. Mümkünse 3 tane çalalım. Misafirimiz de var, konumuz da var, genç yıldızımız da var. Sanata adadı şu anda. Onun için. Lütfen. Şimdi ben Abdülkadir'in birkaç tane... Bak bir şey söyleyeyim, unutma bak. Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Unutmamaya çalışıyorum. Yani, hakikaten. Transferi açamazsın, orada kaldın. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi bu diğer futbolcuları da anlamıyorum. Şimdi Sakaryaspor'dan alacağı olan futbolcu. Artık sanıyorum bu iş bazılarında kan davasına dönüşmüş. Ben öyle görüyorum. O vermem, olmaz. Benim diyelim ki X bir yerden alacağım var. Şimdi insan ne yapar ya borçlunun parayı almak için rahat etmesini çalıştırıyor. Lan der ki bu adam kötü olursa daha da ben parayı alamayacağım. Şimdi Sakaryaspor 3. ligde. Bunun altı bal ligi Allah korusun. Ya işte kimse istemez onu. Şimdi ya sen bu parayı almayacak mı kardeşim Sakaryaspor'a? Kimse istemez. Allah nasıl alacaksın bu parayı? Anlaşarak, uzlaşarak alacaksın. Bunun olması için de Sakaryaspor'un belli bir yere gelmesi lazım. Doğru mu? Doğru. O zaman ben anlamıyorum ki bu öbür futbolcularda yani alacak. Bunun altında şu çıkıyor işte. Bu da yine çok geçmişten itibaren gelen bir hata. Adamla anlaşıyorsun. Şu kadar veririm, bu kadar veririm. Söz veriyorsun. Ödemiyorsun ondan sonra. İş inada biniyor. En kötüsü o. Çünkü ben şeyden biliyorum. Bu sezon, geçen sene
Sakaryaspor'da Ercüment Şengül'le Murat, sevgili Murat Ercan'ın görüşmeleri olmuş. Ankara'ya kadar gittiler. Birçok sporcu görüştüler. Yani çok böyle afaki rakamlara olmayacaktı o iş. Ya ben muvaffakatnameyle bu işin açılacağını zannetmiyorum abi. Yani çünkü denenmiş bir yol. Kapısız var herhalde. Burak Akçıs var. Açıl ya, şimdi başkan görüşüyorum diyor. Futbolcu mu kabul etmeyecek diyor. Futbolcularla görüşeceği işte şunu yap bir sefere mahsus falan da ben çoğu futbolcuların hem fikir olup diğerlerinin hem fikir olacağına inanmıyorum. Yani bir yerde bir şekilde ayrışacaklar. Dediğin gibi kan davasına dönüşürmüş adamlar. Yani ya ver ya ne var ver. Ya beter olsun mantığı gidiyor. Ya o gidiyor. O gidiliyor işte. Yani aslında Sakaryaspor iyi bir yerde olsa ekonomisi daha paranı daha rahat kurtarabileceksin. İşte yani akıl insan. Yani bunu söylemek lazım yani yapmak lazım. İşte bu yönetimi bu anlamda da umutluyum ben. Çünkü karşısında muhatap olarak göreceği isimler de yani belli kadrolu isimler. Ya Sakarya'da Selahattin Aydın'ın en önemli özellikten birisi. Yani bu yönünü çok takdir ederim bunu. Verdiği sözü yerine getirir, veremeyeceği sözü de yapmaz. Bu çok önemli bir özellik. Tamam. Para konusunda çok disiplinli bir adamdır. Kaynak konusunda bu yönleri çok art. Sözün içinde şurada biraz keseyim de biraz Abdülkadir'e söz veriyorum. Abdülkadir'le konuşmak istediğin ya da soru sormak istediğin bir şey var mı? Moderatör sensin. Yok, ben moderatörüm de ben sana süre vermek zorundayım. O süreyi iyi kullan diye söylüyorum. Ha, kötü mü kullandın? Ya, zaman, çok kötü kullanıyorsun ya abi çok konuşuyorsun. Biz tamam, seninle beraber konuşuyoruz. Evet, evet Abdülkadir. Bankasya ya da... Aklına soru gelmedi ama kesinlikle atıyorum. TFF2'de böyle... Ne bileyim bir anım var mı ya ben işte Sakaryasporlu futbolcu olarak işte şöyle bir anı yaşadım. Her futbolcunun güzel bir anıları ya da kötü bir anıları vardır ya. Bankasya'da ilk Gaziantep Büyükşehir Belediye maçında oyuna girdim. Sonradan oyuna girdim. Hocam Timur Şahinel'di. Evet. O zaten beni alıp profesyonel yaptı. Yani, evet. O oyunu attı. O maçta sonradan oyuna girdim. Ayaklarım titriye titriye girdim yani. Nabızım kaçtı bilmiyorum yani. Nefes nefese kaldım. Bir o anım var. Bir de ikinci ligde Giresun'a attığım bir gol var 90+4'te. Kaç maçtır galip gelemiyoruz ve 90+4'te attığım bir gol var. Son dakika. Evet son dakika. Raif abi de yoldayken aramıştı sağ olsun. Konuşmuş. Kaçınmaz öyle şeyler. Hemen tepki ver yani. Raif Ugan olunca işin ucunda. Evet, Raif Ugan işin esprisi bir tarafa Sakaryaspor hastası olduğu için. Yani içerisinde Sakaryaspor mutluluğunda ne geçiyorsa şu mutlu... Haldun Bey'in hakkını da ödeyemezsin. Çayları da gönderdin ya sana. Haldun Bey mi gönderdi? Müdür gönderdi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu güzel manzarada böyle keyifli çay içmek gerçekten bütün Sakaryalıları beklerim. Ben şey soracağım sana mesela altyapı. Sen altyapıda yetiştin. O zamanlar altyapı nasıldı? Şimdi en azından bak bu Büyükşehir Belediyesi'nin çok önemsiyorum o hizmetlerini. Yani altyapının bütün sorumluluğu Büyükşehir Belediyesi'nde. Dolayısıyla maddi anlamda da orada bir problem yaşanmıyor. Nasıldı altyapı? Sen oradan geldiğin işi biliyorsun. Sorun yani. Çünkü hep bize derlerdi o zaman işte antrenmana gidecek otobüs olmuyor, işte ekmek arası şeylerle deplasmana gidiyor. Onlar çok oldu ya. Bizim zamanımızda çok oldu. Bazen otobüs olmadı, bazen gittik şeker fabrikasının orada idman yaptık. Ekmek arası muhabbeti. Hı-hı. Onlar çok yaşandı yani. Oralarda. Şimdi yani bu bir futbolcunun yetişmesinin, gelişmesini engelleyen bir faktör değil mi? Yani şimdi baktın, gerçi olacak futbolcu olur da İkinci sevda varsa gerek. Bence engellemez Raif abi. Anladım. İçinde ama tabii, sevgi olması şimdi lazım. Şimdi şu var. Ya mesela ben hep şeye de bakıyorum. Bu çok sevdiğim değil. Mesela altyapı konusunda da ben olsam, yani bana bir yetki verse, bu isimleri söyleyerek söylemiyorum. Sakaryalı hiçbir teknik direktörü altyapının başına getirmem. Neden? Neden getirmem? Şundan dolayı dışarıdan bir adamı getiririm. Bu işi bilen, futbolu bilen adamı. Ya Pele falan, Maradona falan değil herhalde. Hayır canım, normal futbolu bilen bir adamı. Neden Sakarya'da? Sakarya derken şunu karşılayacak söylüyorum. O araya gelecek, bu araya gelecek, bu baskı yapacak. Yok bunu oynat, şöyle et, böyle et. Bence duygusal davranıyor. Peki altyapı hep buna... Bu baskılara şey mi kaldı yani? Ben altyapının böyle bir şey var geldiği mı? Noktadan çok memnun değilim. Niye memnun değilim? Kendi adıma söylüyorum. İsimleri almadan futbolcu gelmiyor yani kaç senedir. Yani 3-4 tane futbolcu var bak. Peki şimdi işte Sakaryaspor'un bu durumu düşüşlerinden bir tanesi en büyük etkenlerinden bir tanesi. Şu altyapı zaten. Böyle Abdülkadir gibi adam olsa ki en yani. Son kim vardı? Salih Berat vardı değil mi? Altyapıdan evet. Gelen. O da hep Timur Hoca zamanında çıkan isimlerden birisi. Ya bu benim piyano kişisel görüşüm. Yani ben bana bu yetkiyi verseler ben direkt olarak altyapı Sakarya'da olmayan isimleri getirdim. Altyapı tesisleri yapıldı. İşte, yapılmadı canım. Ne durumda? Hayır. Altyapı tesisleri için ön ayak olundu. Otobüsler i̇şte var. İşte bir şey olmadı. Otobüsler var. Yani. Yapma gözünü seveyim yani. Tesisler otobüsler var. Tamer Yalçan zannedersem altyapıyı Şaban yani sen de ben o kadar polyanacı değilim ama yapılanları da görmemek olmaz diye düşünüyorum yani. Yapılanları görmemek de nereden nereye yani gidiyorsun? Niye altyapıyı şu an altyapıda... Rahat kötü falan demiyorum ki. He, şu an daha ki... farklı ya bizim... Öyle değil mi yani? Şu an daha iyi. Çok yani. Rahatlar yani. Rahat yani demek ki bir şeyler oluyormuş altyapıda. Olmuyor dedik mi arkadaş? Tamam.
diyorum ki sana, ben tamam, ben olsam. Tamam, benim almak istediğim buydu. Yani otobüs yani soyunma odasının önünde bekliyor. Biz birkaç saat otobüs bekliyorduk. Kedediye'den otobüs bak, gelsin de idmana gidelim diye. Şu an yani üstüne giyiniyorsun, kapının önünde otobüs binip gidiyorsun. Bu da öyle mi ya? İşte Büyükşehir Belediyesi bu konuda önemli bir iş yapıyor. Yani her şeyi bir tarafa çok önemsediğim bir proje var. Biliyorsun ne çarşısıydı o ya? Serdivan tarafında. Asken mi söyleyemiyorum bir türlü. Tesis yapacaklar ya Sakarya Spor Tesisini. Her şey bitti. Plan, proje bitti. İhalesi yapılacak. Serdivan'da yol mobil ecza çarşısı değilmişti. Onun bir kısaltması var. Asen. Orada yer. Sakarya Spor Tesisler oraya yapılacak. Yani o, bu seçim derden önce ihalesini yapılacağını düşünüyorum. O çok önemli çünkü ya Sakaryaspor'dan bahsediyoruz. Doğru düzgün bir tesisi bile yok yani. Kalacağı, gideceği yeri yok. Müstemler tesisleri bile ne olduğu belli değil şu anda yani. Kimin değil, kimin olduğu belli değil. Bu çok büyük bir hepimizin ayıbı. Yani, seninle biz bir ara zannedersen bir yıl mıydı, iki yıl önce mi bir yere, bir köye gitmiştik ya, güzel bir tesisi olan bir yer, kullanılmayan altılı bir bak, durumda. Senle beraber ya, çekim işte falan yapmıştık. İşte o zaman Zeki Toçoğlu hani söyledi o, orası ya. Orası da, oraları da çok güzeldi. Benim hoşuma gitti yani, bilmiyorum. Yani gerçekten güzeldi o oraları. Eğitim sporun bir tesisi. Eğitim spor. Pazarköy Eğitim Spor değil mi? Tabii. Tamam, eğitim o da var. Yani anlatmaya çalıştım o. Şimdi sen tesisin yok doğru düzgün. Altyapın daha bir yıldır, bir buçuk yıldır işte Büyükşehir Belediyesi. Çünkü o da iyi para yani 70-80 bin TL her ay şey ödüyorlar. Kolay bir şey değil o baktığın zaman. Kötele vurduğun zaman. İlerisi için değil mi anlamda? Doğru bir altyapıyla, doğru tesislerle, doğru altyapı oyuncularla. Şimdi kısaca programı birazdan bitireceğiz. Kısaca ben bir toparlamak istiyorum. Yeni başlıklar. Yeni başlıklar. Çaylı geçince keyiflendim bakıyorum ben. Niye o zaman böyle sevmiyorum, hiç tadını kesmeyeyim. Ben moderatör olarak eşit süre veriyorum sevgili Ugan, söz sende. Ben altyapıyı komple değiştirdim. Bütün hocalarım. Evet. Bütün hocalar. Ya ben hocalara takıntını anlayamıyorum. Yani, takıntılı değilim ya, isim üzerine konuşuyorum. İlle Sakarya'dan birisi olmayacak. Niye? Torpil mi var yani? Onu mu demek? Olmaz olur mu? Oluyor, etki oluyor ya. Torpil var diyemem. Yani geliyor şimdi Arda Olabilir diyor ki arkadaş Abdülkadir'i altyapıda o zaman. Yapmalı uğraşırsın. Al, bunu oynat, onu oynatma. Benim bak, bu benim kişisel raif olarak görüşüm. Ben olsam Sakaryalı olmayan ama futbolu çok iyi bilen, hiçbir şeyden etkilenmeyecek. Ya bir de benim her zaman söylediğim bir şey vardı. Siyasette de onu söylerim. Öyle adam da bulmak zor bir Raif abi. Zor işte. Doğru da. Yani. Mesela siyasette de onu söylerim ben. Şuna inanırım yani siyasette de. Mesela bir belediye başkanı, ya büyük şehirler hariç, bence bir dönem mesela şey olmalı. Bir dönem belediye başkanı olarak kalmalı. 4 yıl. Çünkü ne yapacaksan, ne edeceksen o 4 yılda yaptın yaptın. Ya da şöyle ikinciye seçilmeli. Bakacaksın ki 4 yılda inanılmaz işler yapmış bu adam. Aa diyeceksin. Altyapıda da ben böyle düşünüyorum. Yani belli bir süre sonra artık atalet duygusunun geliştiğini, o heyecanın bittiğini düşünüyorum. Belki bu zaman kısa gelir insanlara. 4 yılda bir şey yapamamış olabilirsin. Belki yapamazsan zaman göndereceğim adamları. 4 yılda bir insan ama bir şey yapamazsa ben bileceğim. Çalışma, çalışıyordur, yapmaya çalışıyor. Yani bir proje yapmıştır, bitirememiştir. 4 yıl yetmemiştir. Güzel kardeşim, biz 1 yılda sevgili patronlarımıza Medet Ağabey nereden nereye getirdik? Medet Ağabey'i biz 1 yılda bayağı bir yere getirdik. Demek ki çalışınca oluyor değil mi? Herkes canının dışına taktı. Sen 4 yıldır hiçbir şey yapamıyorsan ne diyeceksin o adama? Şey mi diyeceksin? 4 yıldır bu bir şey yapamadı. Öyle neyse, oldu böyle olur. Konunun siyasetle dışarıya hayır, çıkalım, konuyu futbola getirelim. Benim anlatmaya çalıştım bu. Yani bir insanın ne yapacağı bellidir. Yani. Evet. Şimdi ya yazık günah değil mi? Salih dediğim futbolcuyu 480 bin TL'ye verdik biz. Berat'ı 480 bin TL. Salih kaç milyon euro şu anda? 1,5 trilyon üzerindeydi herhalde. Ne 1,5 trilyon? En az 7-8 milyon euro. İşte ben de sana bunları söylemek için söylüyorum yani. 1,5 trilyon diyorum, atıyorsun. 10 milyon euro kaç para yani. Ya? 2 ile çarp işte abi, 3 ile çarp. Bütün Sakaryaspor borcunu harcını, transferini kapatacak rakamlardan ama bak. O Sakaryaspor'dayken onu yapamıyorsun işte abi. Yaparsın doğru bir planlamayla. Ama menajerleri doğru at koşturmazsan altyapıdan şeye kadar. Hmm. Menajerlerin borusu ödetmezse 17-18 yaşındaki adama menajer yaptırmazsan ama hop kardeşim dersen olur mu? Olacağı bu diyorsun yani. Bu. Evet, Abdülkadir senin söylemek istediğin bir şey var mı? Mesela hani Sakaryaspor'la ilgili kendi özel baktın mı? Ben rakipleri şeyi çok iyi bilmiyorum. Sen inceledin mi bilmiyorum ama bu sene grubu çünkü her sene de şöyle bir avantaj oluyor bu işin. Mutlaka iki takım çıkmıyor lige. Yani maddi problemlerden ötürü kafadan iki takım gidiyor. 3-4 sezondur böyle. Bilmiyorum bu sene baktım. Maçımız Elazığ'la. Onu biliyorum. Vallahi aramızda oturup konuştuğumuz Raif abi ilk 3 maçta 3 galibiyet alırsak ne yaparız? Durum ne olur? Bak o çok, ben çok doğru bir yerden gidiyorsun. Onu düşünüyorum. Eğer hava yakalar mıyız? Aslında böyle bir hava yakalarsak genç bir takım olduğumuz için iyi bir hava yakalarız ve yukarılara doğru oynayabiliriz yani. Dışarıdan mesela Sakarya halkının baktığı gene Sakaryaspor düşmemeye oynar, ortalara oynar gibi. Aslında Sakarya halkını büyük bir sürpriz bekliyor ben. Öyle bakan bir halk var mı ondan da endişeliyim. Çünkü bak ya, mesela burada da sorun ne var biliyor musun? Çok doğru bir yere tespit ettim.
Şimdi bir kere Sakaryalık bilincini bizim oluşturmamız gerekiyor. Her şeyden öte. Şimdi aslında böyle bir şey var. Şimdi ben düşünüyorum 3 yıl önce bu takım Antalya'daydık o zaman işte. Antalya'dan gelişimizi atlıyorum. Oraya gelen inanılmaz potansiyel var ama insanlar yıllardır bir hayal kırıklığına uğramış. Burada sana katılıyorum. 3 maçlık bir periyot yakalayabilirse, evet. 2 maç, 3 maçlık. Çünkü yetenekli oyuncular o da var. O seriyi bulabilirse? Bulabilirse. Çünkü ben artık Sakaryaspor'da oynayan sizlerin güven problemi olduğunu düşünmüyorum. Artık alıştınız. Evet. Ne olduğunuzu da biliyorsunuz. Yani katılıyorum orada sana. Geçen seneden son 4-5 maç çok iyi oynadık. Öyle düşünüyorum. Ben doğru. Dışarıdan da tepkiler doğru. Öyleydi yani. Doğru. Şimdi birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Üzerimizde baskı yok. Tamam. Bence daha iyi olacak ya. Ben öyle düşünüyorum. Benim fikrim o. Yani hep yani. Olumlu düşünüyoruz arkadaşlarımızı. En büyüklerimizle toplanıyoruz, konuşuyoruz. İlk 3-3 yaparsak ne olur? İyi olur mu? Bence yönetimin, iyi bir hava yakalarız. Yönetimin böyle hep bunu merak ederim futbol açısından da. Güçlü bir yönetimin olması. Muhatap bulabilmeniz. Onun açısından her anlamda. Bir futbolcunun futbolunu etkiliyor mu ya da her şeyde? Etkiliyor tabi abi ya. Güçlü bir yönetim arkanda olduğu zaman yani. Daha fazla güvenliyorlar senin kendine. Senin de göğsün kabarık çıkıyor yani. Ya daha böyle hırslı, daha rahat çıkıyorsun. Farklı daha fazla yani. Bir güven. Yani güven oluyor. Yani ya işte tamam yani bak. Arkamızda böyle bir yönetim var. Senin hedeflerin ne idealinde? Hedeflerimiz abi inşallah Sakaryaspor'u bu sene gerektiği yerde tamamlatıp tabii her genç futbolcunun gönlünde bir takım yatar veya oynamak istediği bir lig olur. İnşallah hayırlısı. İlk önce Sakaryaspor abi. Şu an onu konuşamayız. Ya zaten benim bildiğim kadarıyla sana transfer tiketleri falan var ama sen şu an Sakaryaspor'un yani başarısı... Sakaryaspor'da kaldık abi. Yani çünkü bak bir de bir şey söyleyeyim. Bazen biz bunun farkında değiliz. Sakaryaspor'la bir marka kim? Ben mesela gittiğim zaman onu çok net olarak görüyorum. İnsanlar bizim içimizde yaşadığımız şeyleri bilmiyorlar. Ya da Sakaryaspor'un neler çektiğini bilmiyorlar. Yani içi seni dışı beni yakalarlar ya. Dolayısıyla Sakaryaspor başka bir yere gittiği zaman sen de bunu yaşadın. Sen de biliyorsun deplasmanlara. Böyle çok farklı bakıyor insanlar. Yani inanılmaz bir marka gibi bakıyorlar. Yani. İşte bir marka Sakaryaspor. Bana şeyi sormuyorlar. Herhangi bir su markasını sormuyorlar. Ya da Gölparkı Sakarya'da şeyi sormadılar. Gölparkı sorarlar canım. Ben bilmiyorum. Yok yok. Ben bunu Sakarya için söylemiyorum. Yani yurt dışı için de söylemiyorum. Yani. Hayır yani Sakarya'nın futbol anlamında söyledim ben bunu. Yoksa Gölpark mükemmel bir projeyle hazırlanmış bir yer. Ben keyifle şeyimi içiyorum burada yani. Yani. Ama Sakarya Spor'u biliyorlar yani. Aynen. Geçen seneden en basit örneği yani ligden, Bankasya'dan bir sürü takım izlemeye geliyordu abi. Neden? Sakarya Spor patenti olduğu için. Yani çok farklı bir yerdeyiz ya. Yani işte bunu herkesin bir şekilde algılaması yani, gerekiyor. Yani Abdülkadir'e eminim 2 tane ya da 3 tane bir teklif vardır diğer kulüplerden. Bankasya'dan da vardır. Yani Türkiye 1. Futbol Ligi'nden de vardır. Eminim vardır yani. Niye? Sakaryaspor marka abi yani. Ya velhasıl bitmez yani futbolcu. Biz futbolcu fabrikası olarak görüyoruz Sakaryaspor'u. Genç futbolcu arayan zaten Sakaryaspor'a yani, geliyor abi. Uzun zamandır olmayan bir yönetim kurulu geldi. Yani olmayan derken maddi olarak yani diğer yönetimleri de eleştirmek anlamında kullanmıyorum bunu. Orada 1-2 kişiyle kulüp döndürülmeye çalışılıyordu baktığın zaman. Şimdi ama sadece Sakaryaspor yönetimine baktığın zaman iş adamından şeye kadar birçok isim var. Dolayısıyla güçlü bir yönetim var. Bu anlamda umutluyum. Bu yönetimin yani, şeyler yapabileceğini bir yönetim var. B maddi sorun yok. Anlamda, C futbolcular hazır. Hazır ama bu yönetimi de bu anlamda yani benim de bu sene bu işte çerçeveyle gitmemin sebeplerinden birisi de tamam işte biz gençlerle falan. Aman gidelim. Transfere getirmeyin de konuyu. Transfer yani, muamma abi. Anlatmaya çalıştım. Transfere yani, getirmeyin de konuyu. O muamma abi. Devre arasına kadar ne alırsak cebine koyacaksın. Devre arasında bu transferi açacaksın. Bir tek yönetim için konuşmuyorum. Bu şehir açacak. Yani Sakaryaspor bu ligde oynuyorsa, 3. ligde oynuyorsa bu şehirde yaşayan herkes bu durumdan rahatsız olmak zorundadır. Bunu insanlara anlatamadık bir şekilde. Çünkü Sakaryaspor doğru bir yerde Süper Lig'de, Bankasya'da olduğu zaman bu şehrin gelen giden insanla değişiyor. Herkes Sakaryaspor'u konuşuyor. Ya Allah'ını seversen bırak her şeyi bir tarafa. Dışarıda yaşadığın zaman Sakarya ile ilgili git dışarı. Sakarya ile ilgili ne biliyorsun de insanlara? Diyeceği ne vardı sana? Yemin ediyorum Sakaryaspor der ilk başta ya. İkinciyi koyar mı? Bir şey der mi bilmem. Sapanca Gölü der belki. Eskiden patates, soğan vardı. O da kalmadı. Kabak vardı. Ya söylüyorum bak şu an Sakaryaspor Sakarya bölgesi sularıyla meşhur. Ama bunu işte gidip
da ya sizin suyunuz yok. Ben Sakaryaspor. Mesela kim diyor? Aykut Kocaman diyor. Kim diyor? İşte Bülent Uygun diyor. Kim diyor? Tuncay Şanlı diyor. Hakan Şükür diyor. Yani bunlar hala insanların hafızalarında kalan bunlar işte yani. Bu markayı öyle bir ya yarın Abdülkadir diyecekler. Altyapı yapacaksın. Aslanlar gibi altyapı tesisiyle gideceksin. Futbolu satacaksın zaman içerisinde. Yani yetiştireceksin 3 milyona, 5 milyona, 10 milyona. Ama o senin dediğin gibi 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda, 4 yılda olmuyor. Kaç yıl geçti? 10 yıl ama bu zamana yani. Şöyle o zaman o konuya da şöyle bakmak lazım o zaman. Bu zamana kadar gelenlerin hiçbirisi Sakaryaspor'a bir tane çivi çakmamışlar ki. Yapmamışlar ki ama şimdi birden de çok bir boşluğu birden doldurmak da çok güç yani. Zarar ne istersen sen kendin. Şey, ben doldurum demiyorum. Hesaplamana bana göre. Bak ne diyor? Biz diyor otobüs şimdi diyor soyunma odasının kenarında otobüs. Biz diyor otobüs bekliyorduk ya da dolmuşa biniyorduk ya da atıyorum ekmek arası yiyorduk diyor. İşte ulaşım sorunumuz var diyor. Geç kalmamak için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Ama şunların şu an altyapıda biraz daha düzelme, iyileştirme var. En azından bir teknik direktörü... Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu sağlayacaksın, bu işin yolu budur. Dışarıdan kimi getireceksin abi Sakaryaspor'a? Çok merak ediyorum ya. Altyapı kimi getireceksin abi? Var mı proje? Kimseyi getirmeyeceğim. İşin esprisi tabii. Yok yani. Ben İşin esprisi tabii. Ben üniversitelik yapıyorum. Bu kadar Sakaryaspor içeyim. Bir futbolcuyu şunu da oynat ya da şunu da deneyim bile demedim bile. Ama demek ki bunlar olmuş ki. Yani, oluyor tabii. Yani, yani. Şu bir baskı altında kalmış teknik heyet de ya sen bunları şey söylüyorsun ya. Yani var olan teknik heyet yani altyapı için demiyorum. Evet. Bu 2-2-4. Bu benim kendi düşüncem. Yani ben böyle bakıyorum ona. İsterseniz rejiden işaretler geliyor. Son 5 dakikaya giriyoruz diye. Programımızda çok keyifli bir sohbet. Senin de İstanbul'a gitmen gerekiyor. Abdülkadir'in de tesislerden aldık geldi kendisine. Kendisine teşekkür ediyorum. Geleceğin yıldızlarından bir tanesiyle beraberdik. Ben öyle ümit ediyorum. Ve ben senin dediğin gibi değil de gençlere biraz daha bu dönem yani bu 3. ligde biraz daha farklı bakıyorum. Biraz daha sorumlulukları üzerinde daha fazla yüklüyorum. Neden biliyor musun? Ben ne diyorum? Benim yani, gibi değil derken ben... İlle transfer açılsın onu açamayacağız abi. Ben gençlere bilmiyorum. Güvenmiyorum mu diyorum burada? Ya ne alakası? Nereden çıkardık? Konuyu nereye saptırıyorsun yani? Çok şey yükledik diyorsun. Evet ben biraz daha fazla bir şeyler yükleyeceğim diyorum. Bu gençlerden umutluyum. İnşallah onlar da bu dönem daha farklı bir futbol sergilerler. Daha farklı birbirleriyle futbol oynarlar. Sorumluluklarının bilincini daha farklı yaşarlar. Biz bizeyle. Yani... Ben gençlerden ümitliyim. Neden gençlerim? Çünkü 20 yaşında bir gençle beraberiz şu anda futbol oynayan ve gerçekten de iyi futbol oynayan bir Abdülkadir. İzlediğim için söylüyorum bunları. Ben çok beğeniyorum. Onun için başarılı olacaklarına inanıyorum ve Sakaryaspor'un da bu dönem en azından yani bu ligden bir çıkıp ikinci lige geçme hırsımızı, ümidimizi yitirmemiş oluruz diyorum. Yani Abdülkadir'e de başarılar diliyorum. Sence ne olabilir Abdülkadir? Sence bence çıkar mıyız ligden? İnşallah bak İnşallah ne kadar olur. Bak işte böyle güven olduğu zaman insan daha farklı konuşuyor yani. Daha istediklerine daha yakınmış gibi hissediyor. Ben de diyorum ki inanmak başarının yarısı. Aynen öyle. İnşallah başarırız. Bundan sonraki futbol hayatında gerek Sakaryaspor'da inşallah daha güzel yerlerde olursun. İnşallah Sakaryaspor'da güzel yerlerde olur. Başarılar diliyorum. Diğer programlarımızda da inşallah böyle daha keyifli programlar yapacağız. Daha güzel yerlerde o zaman. O zaman da bunları sana hatırlatırım. O zaman da söylemiş olursun. Sevgili Ugan, son sözlerini alalım. Şöyle kameraya bakarak. Kameraya bakarak alalım böyle. Kameraya bakmadan alalım. İyi, kameraya peki anlat o zaman. Aslında çok sohbet ettik biz seninle. Bugünden beri bitmiyor da. Hadi yarım sohbet alalım. Bir kere bu sene dediğim gibi ben öyle edebiyat falan parçalamayacağım. İşte gençler, aslanlar. Yani mektup yazma işi yok diyorsun. O iş yok. Tamam. Evet, ben de müjdeyi vereyim size. Köşelerden mektup yazma yok. Raif Ugan'dan. Şeydir. Yani bu her şeyin bir gücü kapasitesi vardır. Bunu kabul etmek gerekiyor. Evet. Bütün yükü bu çocukların omzuna atmamak gerekiyor. Bazı tehlikeli demeçler görüyorum. Ben bu gençlere güveniyorum. Şöyledir, böyle. Az önce ben söyledim onu. Ben güveniyorum onlara. Yönetim, yani. Yönetim bazında. bu yola sapmayalım. Bu transferi açmana mutlaka yolda bulalım. Sakaryaspor taraftarından Sakaryaspor şehrine kadar herkesin takımın arkasında durması gerekiyor, bu başka bir şey. Ben onların arkasında olduğum için güveniyorum. Yani. Biz içimizi inanıyorum onlara kış tutalım da, bak ben içimi kış tutuyorum. Bahar olursa sürpriz benim için, açık söylemek gerekirse. Ama onların hepsinin tek tek yeteneklerine güveniyorum ama her şeyin bir kapasitesi var. Yani güveniyorum dediğin 4-5 tane adamdan bahsediyorsun. Toplasam 6 olmaz. Futbol 11 kişiyle oynanıyor ama baktığın zaman. Yok 11 doğru... kişimiz var bizim, rahat ola. 11 kişi var. İlk 18'i de kurduk hatta değil mi? İlk 18 de var yani. Benim anlatmaya çalıştım yani bu yönetim mutlaka şehri arkasına alıp, şehrin ileri gelenlerin arkasına alıp devre arasında transfer açmak için çünkü görünen o ki bu şey yetişmeyecek, bu iş elinden gelen çabayı sarf etmeni. Bu konuda katılıyorum. İlk 3 maçlık periyotta bir rüzgar seri yakalayabilirsek arkamıza şansı olabilir. Abdülkadir'in kendi olan güveni hoşuma gitti. Arkadaşlarının kendi olan güveni hoşuma gitti. Çünkü sonuçta futbol onlar oynayacak. Çok da şey duruyor, kendine emin duruyor. Bu çok önemli bir şey.
Çünkü insanda kuşku olduğu zaman, insan kendine güvenmediği zaman ezilir, büzülür. Abdülkadir öyle olmadı, çok dik durdu. Güzel bir şey bu. Hoşuma gitti, beni umutlandırdı. Ama dediğim gibi ben kötü polisiyle oynamaya devam edeceğim. Ben sana zaten şaşırdım. Vallahi bravo. Raif Ugan ileriye doğru gidiyor. Ben de Pollyanna'cı o zaman, iyi polis kalayım. Yani ne öyle bir şimdi ayrım yapalım istedim. Yok, ben Kral Çıplaksa çıplak diyebiliyorsam ne mutlu bana. Ya sen yani program öncesi diyorsun genelde Kral Çıplaksa. Ya program kral arkası yok. Kral yeniyor birdenbire. Yani, anlamadım ben. Ya, ondan sonra kayda alacağım seni. Hayır, bu yönetim, abi, bu yönetim geldi. Çok kısa bir zaman var yani, daha yeni. Her şeyi bir anda, bir şeyleri, insanlara da bir sihirli değnek yok. Hop attım sana, sen çık, böyle bir şey yok abi. Yani önce toparlayacaksın kendini. Bizim programı toparladığımız öğretmen, gibi. Öğretmen, öğretir her şeyi bu. Eğitim şart. Evet sevgili izleyenler. Şey neydi ya, böyle renk değişen bir şey vardı. Bu kolemin mi? Kolem, tamam. Tamam. Çok keyifli bir programdı. Ben de çok güzel güldüm bu arada. Evet sevgili izleyenler, Serdoğan Gölpark'tan, Türbünlü Yolculuk programından hepinize iyi akşamlar diyeceğim. Sevgili konuğumuz Abdülkadir Akyıldız, herhalde bir şey söyleyecektin. Ben kestim, programı bitirmiyorum senin için. Abi, beni davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sizinle burada birlikte olmakta onur oldum. O onur bize ait yani. İnşallah. 20 yaşında aslanlar gibi kendine bu kadar güvenen, Sakaryaspor'un diyen adamlar her zaman bize lazım. Benim dediğim eleştiriler lütfen yanlış anlamayın. Sizin İstanbul'da şu oyuna bu oyuna değil. Helal olsun. Çok dik bir duruşta geldin. Kendine güvenen. Sakaryaspor futbolcunun olması gerektiği gibi tebrik ediyorum kardeşim seni. Sağ ol abi. Ben İzleyenlere bir şey söylemek ister misin medetem.com aracılığıyla? Söylemek istediğim abi, yani Sakaryaspor farklı yerlerde olacak. Buna herkes inansın. Biz inanıyoruz. Yani sahada oynayacak 11 kişi, 18 kişi, dışarıda kalan kolcu. Hepimiz inanıyoruz. Onlar da inansın. Başka bir şey demek evet istemiyorum. Paratyaş'ı Merol abi unuttum. Merol kolcu. Ben işte gazeteciyle başladım. Yıllardan beri tanıdığım. Yani biz programı bitiremeyeceğiz anlaşıldı. Başladım. Bir isimli, çok önemli bir isimdir. Disiplinli bir adamdır. Futbolu çok seven bir adamdır. Sahada aktif rol oynayan bir adamdır. Önemsedim. Şaban Hoca'ya benzetirim bazı özelliklerini. Merol kolcuyu ben Alanya İyi adam, hoş adam. İnanıyorum ona, bak çok güveniyorum, onu da söyleyeyim yani. O da bize çok güveniyor inşallah. Allah utandırmasın. Abi, inşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyenler, Serdivan Gölpark'tan Bir Türbünlü Yolculuk programının sonuna geldik. Bu akşamki konuklarımız sevgili Raif Ugan, Sakaryaspor forvet futbolcumuz, geçtiğimiz yıl 17 numaralıyla Abdülkadir Akyıldız ve ben programın sunucusu Erdal Erebilir. Medetime.com'dan, Serdivan Gölpark'tan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın. İyi akşamlar.